Maçtan önce oyuncularımla da konuştuğumda söylemiştim, maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Balıkesirspor sezon başından beri içinde bulunduğu şartlara, zorluklara rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan bir takım. Mağlup olduğu maçlarda bile rakibe ciddi anlamda sıkıntı çıkaran bir takım. Biz de sezona Balıkesir maçıyla başlamıştık ve mağlup olduk deplasmanda. Bu kadar zorlu bir maç geçeceğini biliyorduk. Ama bizim açımızdan baktığımızda belki de sezonun en fazla gol pozisyonuna girdiğimiz maçıydı. Özellikle maçı ilk yarıda çok rahat bitirebilirdik. Evet, maçtan önce baktığımızda Covid'li oyuncularımız, sakatlarımız ve cezalarımızın çokluğuyla biraz dezavantajlı gibi gözüküyorduk ama her zaman takım oyununun ön planda olduğunu söylüyorum oyuncularıma. Zor bir maçı 3 puanla bitirdik. İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyorduk. Çünkü bildiğiniz gibi ikinci hafta bay takımız. Bu iyi arayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hem transfer anlamında hem antrenman anlamında. Ve içeride Tuzla maçını da kayıpsız geçip ondan sonraki milli maç arasından sonra artık çok daha oyunu güçlü bir Boluspor izletmek istiyoruz ikinci yarı. Boluspor'u tebrik ediyorum. Bize oranla daha iyi oynadılar. Özellikle ilk yarı oyuna iyi başladılar. Biz çok iyi çalışmamıza rağmen, çok iyi bir hafta geçirmemize rağmen, çok da iyi bir maç oynadıktan sonra iyi çalışmamıza rağmen maalesef istediklerimizi yapamadık. Çok pozisyon verdi. Rakip çok pozisyon üretti. Pas yapamadık. Oyuna iyi çıkamadık. Önde top tutamadık. Kazandığımız topları pasa çeviremedik. Dolayısıyla genelde rakibin ayağında oynanan bir oyun oldu ilk yarı itibariyle. İkinci yarı bir parça değişiklik yaparak hem oyunda hem oyuncu kadrosunda oyunu elde tutmaya çalıştık. Daha iyi organize olduk ilk yarıya oranla. Çok ciddi pozisyon bulamadık ama rakibi iyi baskıladık. Özellikle son 20-25 dakika. Burada beraberliği yakalayabilirdik. Tabii risk yaptığımız yerlerde pozisyon verdik. Ama bunlar doğaldır, olacaktır. Genç oyuncular var. Genç oyuncuların oyun bilgisi her geçen gün gelişecek. Bir parça acemilik yapıyoruz tabii ki. Yediğimiz gol tamamen oyuncu değişikliğinin yaratmış olduğu bir pozisyondan, yani hiç oyuncuların orada olmaması gereken oyuncuların olduğu bir yerden oldu. Dolayısıyla ona hazırlıksız yakalandık. Bir maç daha kaybettik ama sonunda ikinci yarı özellikle mücadele iyi, oyun anlayışı iyi, kazanma isteği en azından yürekli olarak oyunda iyi. Fakat ilk yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. Oynadığımız aşağı yukarı 7 haftalık en kötü bir süreci orada yaşadık. Tabii bunu bir tarafa bırakacağız. Şimdi Samsunspor maçına bakacağız. Başarılar diliyorum Boluspor'da bundan sonra.